Değerli bilim insanları, değerli dostlar, sevgili gençler, bizi TÜBİTAK'ın tüm sosyal medya platformları üzerinden izleyen bilgisever, bilim dostu, güzel insanlar. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'ne, seminerimize hoş geldiniz. Ben de enstitü müdürü Alikram Nuhbalıoğlu olarak her zaman olduğu gibi bugün yine büyük bir mutluluk ve heyecanla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Günümüzde dünyadaki temel bilim alanlarında yaşanan hızlı gelişmelere uyum sağlamak amacıyla ülkemizde yapılan temel bilim çalışmalarına yeni bir boyut ve heyecan kazandırmak amacıyla araştırmacı öğrenci gençlerimizde özgüven ve buluş yapmak için dinamik bir heves uyandırmak amacıyla Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü tüm faaliyetlerini bilimin ufukları kapsamında sürdürmeye gayret etmektedir. Ayrıca bu kapsamda ve bu doğrultuda enstitümüz, maddenin yapısının derinliklerinden uzayın derinliklerine, okyanus dünyalarından virüslerin dünyasına, kuantum dünyasından kuantum teknolojilere, saf ve derin matematiksel yapılardan hesapsal yapılara ve nanoteknolojilere, kuramsal öngörülerden deney ve gözlemlere kadar temel bilimin çeşitli dallarında ve disiplinler arası alanlarda oldukça geniş yelpazede konuları kapsayan çevrim içi seminerler serisi düzenlemektedir. Bu akşamki seminerimiz astronomi ve uzay bilimleri seminer serimiz kapsamında gerçekleştirilecektir. İnsanoğlu yüzyıllar boyunca gökyüzünü merak etmiş, gökyüzünden öğrendiği bilgilerle uyarlığın gelişim sürecini hızlandırmış, bu bilgileri kullanarak dünyadaki yaşam koşullarının iyileştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bugün biz kutup yıldızını gözlemleyerek ve neredeyse merdiven boyunca hareket eden develerin adımlarını sayarak dünyanın yarı çapını hesaplayan antik Mısır bilginlerini, Müslüman coğrafyasından dönemin en iyi astronomi cetvelini oluşturan El Battani'yi, Samanyolu gökadamızın komşusu Andromeda gökadasını keşfeden El Sufi'yi saygıyla yad etmekteyiz. Bugün biz 1006 yılında gerçekleşen şiddetini yıldızlar arasında doğan bir yıldız olarak tanımlayan İbn Sina'yı, uzaklık ölçümleri için trigonometrik üçgenleme yöntemini geliştiren El Biruni'yi, Marrakech gözlem evini Tebriz civarında kuran, Batlamyus evren modelinin çelişkili olduğunu matematiksel olarak ispatlayan El Tusi'yi saygıyla yad etmekteyiz. Bugün biz antik çağdan teleskopun icadına kadar 4000 yıldan fazla süren bir zaman aralığında gözlemsel astronominin en büyük şaheserini, bir astronomi cetveli ve yıldız kataloğunu ortaya koyan Semerkant gözlem evinden Uluk Bey'i ve Uraniborg gözlem evinden Tycho Brahe'yi saygıyla yad etmekteyiz. 17. yüzyılın başlarında yeni icat edilmiş teleskopu gökyüzüne yönelterek Jüpiter'in 4 uydusunu ve Venüs'ün fazlarını keşfeden, Güneş merkezli dünya sistemini doğrulayan ilk gözlemsel kanıtları ortaya koyan Galileo Galilei ve birbirinden değerli ve tüm coğrafyalardan gökyüzünün daha nice usta gözlemcilerini saygıyla yad etmekteyiz. Bugün bu bilginlerle aramızda yüzyıllar vardır. Aradan geçen bu zaman içinde astronomi ve uzay bilimi çok yol kat etmiş ve hatta son yüzyılda evrenin genişleme gerçeğini ortaya koyan Edwin Hubble'ın gözlemleriyle başlayan devrimsel gelişmelerin yaşandığı bir uğraş alanına dönüşmüştür. Günümüzde uzaya gönderilen çeşitli teleskoplara daha önce eşi benzeri görünmemiş misyonlar yüklenmekte, elektromanyetik spektrumun çeşitli bantlarında
tüm fiziksel evrenin gözlem haritasının çıkartılması hedeflenmekte ve çıkartılmaktadır. Bu kapsamda ve bu anlamda Eros-Ida uzay teleskopu X ışınında bütün bir evren demektir. Bu kapsamda ne mutlu bize ki Eros-Ida X ışın teleskopunun lider takımında yer alan Türk bilim insanı değerli hocamız Doktor Esra Bülbül bugün bizim konuşmacımızdır. Esra hocamız Eros-Ida'dan ilk sonuçlar, galaksi kümeleriyle astrofizik ve kosmoloji başlıklı bir konuşma yapacaktır. Esra Bülbül hocamız Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü'nde galaksi kümeleri grubunun başkanıdır ve aynı zamanda Eros-Ida kosmolojisi ve küme bilimi alanında lider bilim insanıdır. Esra hocamız 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden fizik lisans derecesini, daha sonra da burada yüksek lisans derecesini almıştır. Ardından ABD'ye gitmiş ve buradaki Alabama Üniversitesi ve NASA Marshall Uzay Araştırmaları Merkezi'nden 2010 yılında doktora derecesini almıştır. Daha sonra Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde kadrolu bilim adamı pozisyonunda çalışmış. Burada ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmalar yapmıştır. Esra hocamız 2020 yılında çok dalga boylu tüm gökyüzü araştırmaları ile karanlık maddenin doğasına ve karanlık enerjiye ışık tutmak projesi ile Avrupa Araştırma Konseyi'nin Consolidator Grant ödülünü almıştır. Bu noktada ben seminer davetimizi kabul ettiği için Esra hocamıza bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Esra hocam lütfen buyurun, söz sizindir. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Ali İkram hocam. İzninizle hemen slaytlarımı paylaşayım. Sanıyorum görüyorsunuz. Yok, henüz göremiyorsunuz. Şimdi görebiliyorsunuz sanıyorum. Evet, şimdi güzel. Bu nazik davetiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Güzel sözleriniz için de çok teşekkürler. Gerçekten beni çok duygulandırdınız. Ve ayrıca da şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Eros-Ida'dan ilk sonuçları bu ortamda sunmak benim için çok büyük bir onur. O yüzden bu nazik davetiniz için çok teşekkürler. İsterseniz hemen sunuma geçelim. İlerleyemiyorum. Tamam. Şimdi bugün galaksi kümeleri ve büyük ölçekli yapıların oluşma hakkında oldukça konuşacağımız için onları size bir motive etmek istiyorum. Evrenimizde çok çok geriye giderseniz, yani zamanda çok çok geriye giderseniz, bu ilk madde oluştuktan sonra evrenimizde, bu maddenin dağılımına baktığınız zaman aslında çok izotropik ve homojen bir dağılım görebilirsiniz. Ama noktasal yerlerde bu homojenlikte birazcık dalgalanmalar oluşuyor. Bu dalgalanmaların olduğu yerlerde, noktalarda madde aslında kendi üstüne çöküp viryalize oluyor. Şimdi bu viryalize olan yerler bizim aslında bu gökyüzü cisimlerinin oluştuğu yerler. Hiyerarşik yapı oluşumunda önce küçük ölçekli cisimler oluşuyor. Örneğin yıldızlar ilk önce oluşuyor, daha sonra galaksiler oluşuyor, sonra da artık evrimin son basamağı olan galaksi kümeleri ve süper kümeler oluşuyor. Mesela evrenin küçük bir kesitine baktığınız zaman aslında bu yoğunluk genliğinin en büyük olduğu yerlerde galaksi kümelerinin oluştuğunu görebilirsiniz. Şimdi burada mesela yakından bakıyoruz evrenimizin bir kesitine. Şu gördüğünüz parlak noktalar, bunlar galaksi kümeleri. Eğer bakarsanız bu galaksi kümeleri aslında izole değiller, birbirlerine ipliksi yapılarla bağlılar. Biz bu ipliksi yapılara kozmik ağ diyoruz. Yani bu yapılar aslında galaksi kümelerini birbirlerine bağlıyorlar. Bu yapılar sayesinde aslında galaksi kümeleri de evriliyor.
galaksi kümelerinin evrilme zaman ölçeklerine baktığınız zaman aslında bu bizim alışık olduğumuz zaman ölçeklerinden çok çok daha büyük. Yani bugünden yarına değişmiyorlar, yani bu yıldan gelecek yıla değişmiyorlar. Gerçekten tutarlı objeler. Zaman ölçekleri yaklaşık milyar yıl kadar diyebiliriz. Milyar yılda evriliyorlar. Ama bu cisimlerin tabii en önemli özellikleri, şimdi bu genliklerin en büyük, en yüksek, yoğunluk genliğinin en yüksek olduğu yerlerde oluştukları için galaksi kümelerinin dağılımlarını, gökyüzündeki dağılımlarını saydığınız zaman, bunu belirlediğiniz zaman evrenimizin temel özellikleri, kozmolojik parametreleri dediğimiz temel özellikleri hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Şimdi bu galaksi kümelerine biraz daha bir bakalım isterseniz yakından. Eğer bir galaksi kümesine optik teleskopunuzu doğrultursanız böyle bir güzel bir fotoğraf elde ediyorsunuz. Burada gördüğünüz şey aslında galaksi kümesinin üyesi galaksiler. Bunların hepsi birer galaksi. Merkezinde de çok parlak bir başka bir galaksi duruyor. Şurada gördüğünüz. Bu da bir yıldız aslında. Bizimle galaksi kümesi arasındaki bir yıldız. Normalde bunu biz hesaplarımızda hesaba katmayız. Zengin galaksi kümeleri yaklaşık 1000 galaksiye kadar galaksi içerilerinde bulundurabiliyorlar. Bu galaksiler aslında birbirlerine yer çekimiyle, kütle çekimiyle birbirlerine bağlılar. Yani kaçıp galaksi kümesinden kurtulmuyorlar. Şimdi biz mesela 1970'lere kadar bu galaksi kümelerinin sadece galaksilerden oluştuğunu düşünüyorduk. Hatta Zwicky ilk karanlık maddeyi postüle ettiği zaman sadece bu optik gözlemlerini kullanarak postüle etmişti. 1970'lerde biz uzaya ilk defa X ışını uydularını gönderdiğimiz zaman aslında galaksi kümelerinin bu kadar da basit objeler olmadığını anladık. Örneğin bu galaksilerin aralarındaki boşluk bir boşluk değil. Bu aradaki boşluklar, nedense ben çok kolay ilerleyemiyorum. Aradaki boşluk aslında bizim küme içi ortam dediğimiz bir plazmadan oluşuyor. Yani bu galaksilerin arasındaki boşluk. Bu küme içi ortamdaki plazma çok sıcak. Yani 100 milyar dereceye ulaşan sıcaklıkta bir plazma bu. Bu sıcaklıkta X ışını bandında Bremsstrahlung dolayısıyla X ışını yayıyor. Yani bir X ışını teleskobunuz varsa direkt bunu görebiliyorsunuz. Bu kütle içi ortamın içindeki aslında bakarsanız, ortama bakarsanız çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Bunlar tabii primordial, ta evrenin en başından gelen elementler. Ama sonra biz bunların tayflarına baktığımız zaman aslında diğer elementlerin olduğunu da gördük. Mesela bu bizim dünyada da bulduğumuz metaller aslında galaksi kümelerinde de var. Kalsiyum gibi, demir gibi, silikon, sulfur gibi metaller galaksi içi ortamında da bulunuyorlar. Bunlar nasıl giriyorlar diye sorarsanız, bu üye galaksilerden süpernova patlamaları sayesinde ya da galaksi rüzgarları sayesinde galaksilerden kaçıp küme içi ortama giriyorlar. Ama aslında baktığınız zaman küme içi ortamın sadece %1'lik bir kütlesini oluşturuyor. Yani bu kütlenin büyük kısmı hidrojen ve helyumdan oluşmakta. Ama bu galaksi kümesine tam olarak baktığınız zaman, galaksilerin kümesini saydığınız zaman, bu küme içi ortamı da hesapladığınız zaman, bu fotoğrafta sadece %15'lik bir kütlesini galaksi kümesinin hesap edebiliyorsunuz. Sonra bana sorabilirsiniz, peki Esra %85'lik kısmı nerede diye. Bu %85'lik kısmı da karanlık madde oluşturuyor. Yani aslında galaksi kümeleri karanlık maddenin en yoğun olduğu yerler. Dolayısıyla galaksi kümelerinde karanlık madde araştırmalarında kullanabilirsiniz.
Şimdi aslında dediğim gibi bütün baryonların çoğunluğu X ışını yayan bir plazmada olduğu için X ışının uydularıyla bu galaksi kümelerini bulmak mümkün. Biz X ışını camiası olarak aslında çok şanslı bir camiayız. Uzaya gayet güzel bir sürü teleskop gönderdik. Ben şimdi burada geçen 20 yılı sadece tasvir ettim. Mesela 2000'lerin ilk 2000'li yıllarda bir Chandra X ışını teleskobunu gönderdik. Bu tabii Amerikan bir uydusuydu. Sonra XMM Newton gitti uzaya. Bu da Avrupa'nın uydusuydu. Bunlar hala zaten gözlemlerine devam etmekte. Daha sonra Japon-Amerikan uydusu olan Suzaku gönderildi. O 10 yıl kadar çalıştıktan sonra göreve veda etti. Sonra Hitomi gönderildi. Tekrar yine Japon-Amerikan uydusu. Yalnız Hitomi sadece bir ay çalıştı. Sonra da uyduyu kaybettik. Geçen yıl Almanya ve Rusya ortak işbirliğiyle Eurosita'yı gönderdi. 2019 geçen yıl dediğim. O 2019'dan beri Eurosita gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. 2032 yılında bu teleskopların hepsinden çok çok daha hassas bir teleskop olan Athena'yı göndereceğiz. Ondan sonra henüz bir planımız yok. 2050'lerde başka bir X ışın uydusu da gönderebiliriz. Ama baktığınız zaman şimdilik bir önümüzdeki 20 yıl planlanmış durumda. Şimdi Eurosita'dan bahsedeceğimiz için size biraz Eurosita'yı tanıtmak istiyorum. Şimdi Eurosita, Spektrum Röntgen Gamma uydusunun üzerindeki iki X ışını teleskobundan sadece bir tanesi. SRG, bu Spektrum Röntgen Gamma'yı artık SRG diyeceğim. 2019'un Temmuz'unda uzaya gönderildi. Bunlardan aslında iki tane X ışını uydusu var üzerinde. Bir tanesi Eurosita, yumuşak X bandına hassas Eurosita. Bir de Artex-C var. Bu Artex-C de sert X ışını bandına hassas. Şimdi Artex-C Rusya'da yapıldığı için Alman tarafı Rus datasına tabii verilerinin üzerinde çalışamıyor. O yüzden ben bugün Artex-C'den bahsetmeyeceğim hiç. Sadece Eurosita'dan bahsedeceğim. Bu da Eurosita'nın bizim son gördüğümüz fotoğrafı, artık uyduya monte edilmiş bir şekilde. Gördüğünüz gibi yukarıdaki cisim Eurosita, uydu Eurosita teleskop. Burada da Artex-C görüyorsunuz aşağıda. Uyduyu da burada görebilirsiniz. Bu da gereken elektronik, power falan onları sağlıyor tabii iki teleskoba da. Eurosita'ya yakından bakarsak, Eurosita 0.2 ile 10 kilo elektron volt arasındaki X ışını bandına hassas. Ve kavrama ve tarama kabiliyeti şu anda uzayda olan hiçbir X ışını uydusunda yok. Bir de gördüğünüz gibi 7 tane bağımsız teleskoptan oluşmakta. Bunların her biri X ışını teleskobu. Bu teleskoplar yardımıyla X ışınlarını biz fokus ediyoruz. Bu ışınlar detektörlerin üzerine düşüyorlar. O detektörleri burada görmeniz mümkün değil ama arkada aslında monte edilmişler. Bu şekilde X ışınlarının yerlerini, nereden geldiklerini gökyüzünden ve enerjilerini ölçebiliyoruz. Tabii bizim en büyük avantajlarımızdan birisi bu detektörlerin arasında bir boşluk olmaması. Bu yüzden biz mesela haritayı çıkarırken, gökyüzü haritasını çıkarırken gayet böyle güzel, smooth bir harita çıkarabiliyoruz. Bir de en büyük tabii avantajlarımızdan birisi de Lagrange noktası 2'de olduğumuz için arka planımız bizim oldukça düşük. Hem detektörün arka planı düşük, hem de uzaydan gelen X ışını arka planı düşük. Ters çözünürlüğümüz de XMM ve Chandra'dan çok çok daha iyi. Eğer benim gibi mesela galaksi kümeleriyle çalışıyorsanız, bu galaksi kümeleri gerçekten çok soluk ve zayıf ışınım yapıyorlar. Bu tip düşük arka planlar ya da
Detektörün arasında boşluk olmaması aslında çok büyük avantajlar. Benim hayatımı gerçekten kolaylaştıran şeyler. X ışını bandındaki hassasiyet aslında galaksi kümelerini bulmak için optimize edilmiştir. Yani bizim genel amacımız 100 bin tane galaksi kümesi bulup gökyüzünde bunlarla kozmoloji yapmak. Rosetta'nın yüzey alanına baktığınız zaman burada gösteriliyor. Bizim çapımız yaklaşık bir derece, biraz daha büyük bir dereceden. XMM Newton'la karşılaştırdığınız zaman çok daha büyük, gördüğünüz gibi Chandra'dan çok çok daha büyüğüz. Tabii Rosetta tarama teleskobu, yani uzayı şu şekilde tarıyor. XMM Newton ve Chandra belirli bir alana bakıyor. Yani bizim gibi tarama yapmaları çok da mümkün değil. Şimdi eğer kapsama alanımızla yüzeyimizi çarparsanız biz XMM Newton'dan 5 kat daha iyiyiz, Chandra'dan 100 kat daha iyiyiz. Ve 2024'e kadar 8 tane gökyüzü taraması yapmayı planlıyoruz. Bunlardan üçüncüsünü yaklaşık bir 15 gün sonra bitirmiş olacağız. Efektif alanımıza bakarsanız, şimdi kırmızı çizgiyle gösterdiğimiz efektif alan Rosetta'dan geliyor. Bu 7 tane teleskopun birleşimi. XMM Newton'un da efektif alanı da maviyle gösteriliyor. Gördüğünüz gibi bizim hassasiyetimiz yumuşak X ışını bandında XMM kadar iyi. Burada XMM'de 3 tane detektörün birleşimi bu arada. Ama 2.3 ve daha sert X ışını bandına baktığınız zaman bizim hassasiyetimiz biraz daha düşük. Chandra ile de aynı şekilde hassasiyetimiz yumuşak X-ray bandında Chandra'dan çok çok daha iyi. Bir önceki tarama teleskobu olan Rosetta'la karşılaştırdığınız zaman biz 20 ya da 30 banda göre değişen 20 ya da 30 kere daha hastasız aslında Rosetta'dan. Şimdi galaksi kümeleri çoğunlukla yumuşak alanda ışıma yaptıkları için aslında bizim sert alanda çok da hassasiyetimizin olmaması bir problem yaratmıyor bizim için. Şimdi sağda bir video oynatacağım sizin için ve bu video yaklaşık 30 yıl içindeki X ışını teknolojisindeki gelişmeyi gösterecek. Önce Rosetta'la başlayacağız. Şimdi burada baktığımız, ilk gördüğünüz Rosetta'nın aldığı bir aslında tarama. Burada galaksi kümelerini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Rosetta'nın arka plan ışıması oldukça yüksek. Şimdi bundan sonra XMM Newton'u gösterecek. Daha sonra Rosetta'ya geçecek. Ama XMM Newton'a geldiğiniz zaman tarama değil tabii. Sadece küçük bir alana bakabiliyorsunuz. Bunu oynatalım. Gördüğünüz gibi bu XMM Newton'la. Şimdi de Rosetta ile görüyorsunuz. Tekrar bir gelsin. Rosetta, XMM Newton. Bu da Rosetta. Burada durdurmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Rosetta'la aslında bu güneydeki galaksi kümelerinin aslında iki tane ayrı galaksi kümesi olduğunu göremiyordunuz çok. Ama Rosetta'yla bunların çarpışan galaksi kümeleri olduğu ortaya çıkıyor mesela. Ayrıca Rosetta'yla XMM Newton'un göremediği daha böyle ayrıntıları görmek de mümkün. Burada gördüğünüz gibi gruplar mesela bu ağır galaksi kümelerinin üzerine düşüyor. Bunları XMM gibi teleskoplar tabii ki göremiyor. Bizim de böyle bir avantajımız var. Şimdi Rosetta teleskobunun operasyonu özellikle MP'nin üzerinde. Yani bizim operasyon odamız yaklaşık 2 kat aşağıda yer alıyor. Ama tabii COVID dolayısıyla operasyonu enstitüden yapamıyoruz. Şimdi Nisan 2020'den beri Rosetta benim arkadaşlarımın sayesinde evden çalıştırılıyor. Uydunun operasyonu da ve Artex'in operasyonu da Rusya'ya ait. İki bunları hallediyor. Zaman çizgimize baktığınız zaman 2019'da uyduyu fırlattık.
yaklaşık bizim Lagrange 2 noktasına gitmemiz bir ay sürdü. Ondan hemen sonra bu CalPV dediğimiz kalibrasyon ve performans ölçme programına başladık. O program da 3 ay sürdü. Ve Aralık 2019'da biz taramayı, gökyüzü taramasına başladık. Bunlardan ilki 2020'nin Haziran'ında bitti. Yani biz sadece 6 ayda bir tarama yapabiliyoruz. Böylece bir yılda 2 tarama yapabiliyoruz. Toplam 8 tarama yapacağız. Dolayısıyla 2023'ün Aralık ayında bizim 8. taramamız bitmiş olacak. Daha sonra kısıtlı alan gözlemelerine başlayacağız. 3 yıl kadar da kısıtlı alan gözlemleri yapacağız. Bu gözlemlerden sonra da aslında iyi Rosita finanse edilirse ve iyi operasyon devam ederse daha da aslında ileriye götürmemiz mümkün. Bu dataları biz erişime açmayı düşünüyoruz Alman kolaborasyon olarak. İlk data erişimini, ilk bunları işte bir set olarak yapacağız. İlk datalar mesela bu Haziran'ın sonunda erişime açılacak. Daha sonra bu gökyüzü taramalarında yavaş yavaş erişmeyi açmayı planlıyoruz. E-Rosita'nın kadans haritasına baktığınız zaman bu size aslında haritaların ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Bu sadece bir harita. Gördüğünüz gibi bizim ekvator yüzeyinde derinliğimiz çok iyi değil yani. Ama kutuplara doğru gittiğiniz zaman bu derinlik yaklaşık 100 kilosekunda kadar ulaşabiliyor. Ama tabii limitli bir alanda. Galaksi kümeleri ile biz gerçekten bir sürü alanları araştırmayı planlıyoruz. Önemli olan bizim tabii ki kozmolojiyi yapmamız. Bu ilk gol amacımız. Daha sonra aslında büyük ölçekli yapılar ve süper kümeleri kataloglamayı planlıyoruz. Bir de bir sürü galaksi kümesi bulacağımız için hem yakındakileri hem uzaktaki galaksi kümeleri bulacağımız için bunlardaki baryonların evrimine de bakmak istiyoruz. Ayrıca dediğim gibi galaksi kümeleri de karanlık madde araştırmaları için çok uygun objeler. Bunları da karanlık madde araştırmaları için kullanmayı planlıyoruz. Bunlardan birkaç tanesini örnek vereceğim size biraz sonra. Şimdi galaksi kümeleri ve kozmolojik grubu E-Rosita'da aslında E-Rosita'nın en büyük gruplarından bir tanesi. MPE bunu yönetiyor. Ben de bu grubun başkanıyım. Bu grubu ben yönetiyorum. Yaklaşık 70 tane bilim insanımız var bizimle çalışan. Diğer üniversitelerden gelen herkese beraber, yani Hamburg'dan mesela, Tübingen'den ya da Bonn Üniversitesi'nden gelen bilim insanlarıyla beraber çalışıyoruz. Bu da benim MPE'de olan kendi grubum. Gördüğünüz gibi burada benim öğrencilerim var. Doktora sonrası araştırmacılarımızla beraber kozmoloji üzerinde çalışıyoruz biz MPE'de. Alikram Hocam'ın da dediği gibi Avrupa Araştırma Konseyi bizi bu sene finanse etmeye karar verdi. Yani kozmoloji böylece finanse ediliyor Avrupa tarafından. Şimdi size biraz ilk sonuçlardan bahsetmek istiyorum. Bu ilk sonuçlar aslında bizim kalibrasyon ve performans ölçme programından geliyor. Biz bu kalibrasyon dönemi için aslında 3 tane galaksi kümesini inceledik. Bu 3 galaksi kümesi evrende en çok incelenmiş galaksi kümelerinden 3 tanesi. Diğer X ışını teleskoplarıyla daha önce tabii çalışılmış bunlar. Önce bir gruba baktık, bu düşük kümeli gruplara. Sonra böyle daha ağır bir galaksi kümesine baktık. Sonra çok ağır bir galaksi kümesine baktık. Bunların hepsi üzerinde bir makalelerimiz var. Bunlar yakında makalelerimiz publish edilecek yani. Ama ben size bugün bunlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü çok da zaten daha önce çalışıldıkları için çok da ilginç sonuçlar vermiyorlar, ama bunlar bizim E-Rosita'nın performansını ölçmemizde çok gerekli ölçümlerdi.
Bugün ben size performans ölçme programından biraz sonuçlar göstermek istiyorum. Önce Abel 33-91-95 kümesinden birkaç sonuç göstereceğim. Daha sonra çoğunlukla bu bizim küçük test alanımız dediğimiz IFET alanından biraz bahsedeceğim. Şimdi Abel 33-91-95 alanı aslında ilginç bir alan. Bu daha önce gösterdiğim gibi bu galaksi kümeleri ve grupları bir tane ipliksi yani kozmik ağ üzerinde bulunuyorlar. Hepsinin de kızıla kayma değerleri birbirlerine çok yakın. Bizim amacımız aslında bu süper kümeyi çalışmaktı ve acaba bu ipliksileri kozmik ağı bulabilir miyiz diye ona baktık. Gördüğünüz gibi bu simülasyonlar ve bizim gördüğümüz harita bu şekildeydi. Çok güzel, gerçekten bir gözlem yapılmış oldu. Buradaki grup bu galaksi kümelerinin üzerine düşerken yakaladık biz. Ve baktığınız zaman kuzeyden güneşe, güneye parlaklığında bir ipliksi bulduk. Bu ipliksinin kuzeyden güneye büyüklüğü 15 megaparsek. Yani bu aslında en uzun gözlenmiş ipliksi böylece oldu. Şimdi isterseniz bu test alanından bahsedelim biraz. Evet. Şimdi E-Rosita Final Equatorial Depth Survey dediğimiz bizim aslında MPE'de yaptığımız, önderliğini yaptığımız bir tarama alanıydı. Bu 140 derece karelik bir alan. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir harita çıkarmış olduk. Tabii bu gözlemler alındıktan sonra bu haritayı birleştirmeniz gerekiyor. Haritaya baktığınız zaman bu bütün noktalar aslında X ışını kaynakları. Çoğunluğu bunların %80 kadarı aslında aktif galaksi çekirdekleri. Bundan sonra bunları ben AGN diye çağıracağım. Daha sonra aslında benim kadar gözleriniz keskinse böyle biraz daha dağınık cisimleri görebilirsiniz. Bunlar da işte galaksi kümeleri. Bizim amacımız da bu galaksi kümelerini bulmak. Eğer AGN'leri haritanızdan çıkarırsanız, temizlerseniz hemen galaksi kümeleri zaten size doğru atılıyor. Baktığınız zaman bunların hepsi biraz daha dağınık görünen cisimler. Bu alanda biz tam 542 tane galaksi kümesi bulduk. Ve bu alanın aslında özelliği, derinliği bizim son arama derinliğimize eşit. Yani biz buna IRAS 8 diyoruz. Bu IRAS demek gökyüzü taraması demek. 8. olanı yani son olanı. Dolayısıyla aslında bu alan bizim için beklentilerimizi test etmek için çok önemli. Acaba 100 bin tane galaksi kümesini gerçekten bulacak mıyız diye bir soru sorduk mesela. Bir de bu alanı seçmemizdeki neden de bu alan optik tarama teleskoplarıyla oldukça takip edilmiş bir alan. Yani mesela en derin optik gözlemleri Hyper Supreme Cam tarafından yapılmış ve bu alanı tamamen kaplıyor. Daha sonra Gamma teleskobuyla TIFF gözlemleri de geldi. Bunlarla da TIFF-SALT kızıla kayma değerlerini bulabildik. Bulduğumuz galaksi kümelerin. Ayrıca sonra Sloan'la bunları gözlemledik. Ve LOFAR ve GMRT ile radyo dalga boylarında da bu bulduğumuz ilginç galaksi kümelerini takip ettik. Hyper Supreme Cam alanına bakarsanız gördüğünüz gibi büyük bir alanımızı, IFET alanını kapsıyor. Şimdi bizim prosedürümüz şöyle. Önce haritamıza bakıyoruz. Burada bütün X ışını yapan kaynakları buluyoruz. Bunun için bir otomatik algoritmamız var. Bu da gayet iyi çalışıyor. Ve bu otomatik algoritma X ışını kaynağı bulduğu zaman hemen sınıflandırıyor. Diyor ki bu biraz dağınık görünüyor, bu galaksi kümesidir. Bu biraz noktasal görünüyor, bu AGN'dir diyor. Biz de bu galaksi kümelerinin olduğu yerlere bakıyoruz. Acaba bir sinyalimizi kirleten bir AGN var mı diye. Hemen bu mesela AGN bizim sinyalimizi kirleten bir AGN. Bunu hemen temizliyoruz gözlemlerimizden. Böyle bir şey kalıyor. Bu da bizim küçük galaksi kümemiz.
Daha sonra bunun koordinatlarına bakıyoruz optik teleskoplarla. Bu hyperspiralken bunlardan bir tanesi. Sonra da buradaki kırmızı galaksi kümelerinden, fotometrik ölçümlerinden kızıla kayma değerlerini buluyoruz. Eğer zaten koordinatını ve uzaklığını bilirseniz diğer X ışını sinyalini karakterize edebilirsiniz. Şimdi bu galaksi, bu noktalar, bu daireler bizim galaksi kümelerinin dağılımını gösteriyorlar IFETS'te. Mor olanlar daha yakın galaksi kümeleri, kırmızılar da uzak galaksi kümeleri. Şimdi üç boyutta bunların nasıl dağıldığını göreceksiniz. Bu eksen size şimdi uzaklığı gösteriyor. Kırmızı noktaların hepsi burada toplanacak. Evet, bu şekilde yani derece kareye biz 4 tane galaksi kümesi bulmuş oluyoruz böylece. Şimdi bunların üzerine bakarsanız, odaklanırsanız aslında bizim işimizin ne kadar çok zor olduğunu görebilirsiniz. Bu galaksi kümeleri bu derinlikte gerçekten çok soğuk ve parlaklıkları bayağı zayıf. Dolayısıyla bu arka plan ışımasında çok çok onu modellemede çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi kızıla kayma değerlerini de ölçtükten sonra galaksi kümelerinin ışıma gücünü bulabilirsiniz. Yani bu aslında bizim en önce yapmamız gereken bir basamak. Bunların hepsi ışıma gücünün 542 tane galaksi kümesinin ışıma gücü bu grafikte gösterilmiş durumda. Kızıla kayma değerlerini de yatay eksende görmektesiniz. Gördüğünüz gibi aslında biz çok soluk grupları da buluyoruz. Çok parlak, ağır galaksi kümelerini de buluyoruz. Bunların çok uzak olanlarını da buluyoruz. Yani bu galaksi aslında X ışını teleskopları için bu bölge oldukça zorlayıcı bir bölge. Yani burada da çok galaksi kümesi bulduk. Bu bizim için çok önemli aslında kozmoloji için özellikle. Bu siyah çizgi de Eruzita'nın ışıma gücü limitini gösteriyor. Bu teleskoplar için, tarama teleskopları için aslında standart bir çizgi. Ve bu çizginin altında biz cisim gözlemeyi beklemiyoruz. Ama eğer derinlik artarsa tabii bu çizgi de aşağı düşecek. Biz böylece bu bölgeyi de bir sürü galaksi kümesiyle de dolduracağız. Şimdi bu mesela galaksi kümelerinin kızıla kayma değerlerine bakarsanız averaj değer 0.35. Ama dediğim gibi bir sürü uzak galaksi kümeleri de mevcut. Şimdi şöyle bir oyun oynayabilirsiniz. Mesela gökyüzünde böyle bir diyelim ki birim alana bakıyorsunuz. Bu birim alanda acaba bu parlaklıktaki bu ışıma gücünde kaç tane galaksi kümesi buluyorum diye bir soru sorabilirsiniz. Şimdi bu zaten ışıma gücü dağılımı dediğimiz şey Eruzita gözlemleri siyahla gösterilmiş durumda. Bunun üzerine XMM Newton'un da kısıtlı alan taramasından yaptığı ve ışıma gücü dağılımlarını gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi XMM'le, XXL'le tutarlı sonuçlar elde ediyoruz. Daha sonra şey diyebilirsiniz, acaba bir evrim var mı bu galaksi kümelerinin ışımasında? Yani bu baryonların evrimine giriyor aslında daha önce bahsettiğim gibi. Bunun için galaksi kümelerinizi ikiye bölebilirsiniz. Kendinize yakınlara bakabilirsiniz. Yakın galaksi kümelerine bir de uzak galaksi kümelerine bakabilirsiniz. Yakın galaksi kümeleri burada maviyle gösterilmiş durumda. Kırmızı da uzak galaksi kümelerini gösteriyor. Şimdi baktığınız zaman aslında biz böyle kızıla yakın değerlerin küçük olduğu yerlerde yakın galaksi kümelerinde biraz daha fazla parlak galaksi kümesi görüyormuşuz gibi duruyor. Ama bunların hepsi aslında birbirleriyle tutarlı sonuçlar. Çünkü hata paylarını düşünürseniz aslında çok da bir fark yok.
Ve bu ışıma gücü dağılımı da kozmoloji yapmakta kullanılabilir. Ama biz daha çok ışıma gücü dağılımı değil de kütle dağılımından kozmoloji yapmayı planlıyoruz. Onu nasıl yapacağız? Şimdi size biraz kozmoloji hakkında bahsedeyim. Önce yapmanız gereken tabii yeni bir tarama teleskobu bulmak. Çok güzel. Bu zaten iRosita. Gayet de iyi çalışıyor. Ondan sonra haritaları oluşturmanız lazım. Güzel bir algoritmayla bu kümelerinizi bulmanız lazım. Bunların hepsi şimdiye kadar tamam. Ondan sonra optik takip çok önemli tabii. Bunların kızıla değer, kayma değerlerini bulmanız gerekiyor ki ışıma gücünü hesaplayabilirsiniz. Her ışıma gücün, her kümenin bir ışıma gücü var tabii ki. Bu iRosita gözlemlerinden geliyor. Daha sonra bu ışıma gücü kütle belirlenmesinde kullanılıyor. Bunu size biraz sonra nasıl yaptığımızı açıklayacağım. Bu en önemli basamaklardan bir tanesi aslında. Sonra kütlelerini bulduktan sonra bu galaksi kümelerinin kütle fonksiyonu oluşturuyoruz. Yani ışıma gücü fonksiyonu gibi açıklayacağım bunu da. Daha sonra kozmolojik parametreleri bulabiliyoruz. Bunu da 8 kere yapacağız zaten biz. Şimdi kütle ölçümleri hakkında biraz konuşalım. Bunu yapmanın birçok yöntemi var aslında. Bir yöntem optik teleskoplarını kullanarak kütle ölçümü yapmak. Şimdi o da şöyle oluyor. Galaksi kümelerinin üyelerini buluyorsunuz optik teleskoplarıyla. Bu üyelerin yani üyeleriyle kullanarak zenginliklerini hesaplıyorsunuz. Bu zenginlikleriyle kümeleri arasında bir bağlantı var bu şekilde. Ama bu bağlantı aslında böyle çok güzel sıkı bir bağlantı değil. O yüzden buradan bu bağlantıdan elde ettiğiniz kümeler çok da böyle hassas küme ölçümleri olmuyor. O yüzden biz bir de optik teleskoplar tabii projection efekt dediğimiz projeksiyondan biraz kütle çekimlerini çok kesin ölçemiyorlar. O da şu şekilde oluyor. Mesela bazen galaksi kümelerinde baktığınız zaman bir galaksinin acaba bu kütlenin üyesi mi ya da galaksi kümesiyle aramızda olan bir galaksi mi olduğunu bilemiyorsunuz. Dolayısıyla bu projection effect diye karakterize ediliyor. O yüzden bu dağılım aslında çok da böyle sıkı değil. Diğer bir metot da X ışını teleskoplarını kullanarak kütle ölçümleri. Bu da çok optimal değil. Çünkü X ışını teleskoplarında mesela kümelerin kütlelerini hesaplarken bazı varsayımlar yapmanız gerekiyor. Bu varsayımlardan birisi de kümelerin oluşumunda sadece kütle çekimsel etkilerin var olduğunu, yani dominant olduğunu varsayıyorsunuz. Ama biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında çok iyi ölçümler yapamıyoruz. En kesin ölçümler, en iyi yani metot aslında zayıf kütle çekimsel merceklenmeli kütle çekimi kütle ölçümleridir. Biz iRosita ile bunu yapmayı planlıyoruz bütün galaksi kümelerimiz için. Yani o da şöyle oluyor. Siz diyelim ki siz dünyanın üzerinde oturuyorsunuz. Bu galaksi kümesini gözlüyorsunuz. Eğer bu galaksi kümesinin arkasında çok parlak bir X ışını kaynağı varsa bu bir galaksi olabilir ya da quasar olabilir. Bu cismin yaydığı X ışınları galaksi kümesinin dark karanlık madde kütlesiyle etkileşiyor. Siz de böylece aslında bu galaksi kümesine baktığınız zaman galaksilerin görüntülerinde biraz böyle eliptik kaymalar görüyorsunuz, bozulmalar görüyorsunuz. Ve bu bozulmaların, bunların oryantasyonu ve şekli size burada ne kadar bir kütle olduğunu, galaksi kümesinde ne kadar bir kütle olduğunu veriyor. Biz şimdi bütün galaksi kümesi kütlelerimizi bu şekilde hesaplayacağız. Bu en kesin yöntem. Bunun için DES, KIDS ve HSC gibi teleskoplarla anlaşmalarımız var. Şimdi biz bunu mesela HSC ile practice ettik, biraz denedik. Şimdi bu iRosita'dan gelen ışıma gücü. Bütün cluster'larımız için, kümelerimiz için bu ışıma gücü mevcut. Sonra
diyoruz ki okey HSC bu galaksi kümelerinin olduğu yere bak. Bize bu kütle çekimsel merceklenmeden ne kadar kütle olduğunu söyle. O da bu zaten yatay eksende gösterilmiş. Gördüğünüz gibi aslında ilişki gayet de sıkı bir ilişki. Şimdi aslında kütle çekimsel merceklenme çok zayıf bir sinyal olduğu için bütün galaksi kümelerimiz için bu hesaplamayı yapmamız çok da mümkün değil aslında. Ama bu sıkı ilişkiyi kullanarak bütün galaksi kümelerimizin kütlesini ölçebiliyoruz. Şimdi bu kütle varyansını çizdirdiğiniz zaman ve diğer kozmolojik teleskoplarla karşılaştırdığınız zaman, mesela CMB teleskopları var burada, ACT var, SPT var. Aslında E-Rosita bu dalga oyunu, bu kütle varyansını kaplıyor ve diğer teleskoplara oldukça tamamlayıcı. Şimdi sonra bu kütleleri ölçtükten sonra biz kütle fonksiyonunu buluyoruz. Bu kütle fonksiyonu da aslında ışıma gücü fonksiyonu gibi belli bir yere baktığınız zaman gökyüzünde acaba o kütlede ne kadar galaksi kümesi ölçüyorsunuz? E-Rosita kaç tane buluyor kütleden? Bunu soruyoruz. Bu dikey eksende gösterilmiş N dediği. Sonra da kızıla kayma değerlerine göre bunu çizdirebilirsiniz. Amacımız bu grafiği E-Rosita verileriyle doldurmak. Ve sonra bunun üzerine değişik kozmoloji parametreleriyle modelliyoruz bu verileri. Yani mesela siz bir evren düşünün ki hiç karanlık enerji yok içinde. Bu kırmızıyla gösterilmiş aslında. Eğer bizim verilerimiz bu kırmızı çizginin üzerine düşerse, düşmeyeceğini biliyoruz ama düşerse demek ki evrende bir karanlık enerji yok. Ama eğer yeşil çizginin üzerine düşerse biz biliyoruz ki evrenin %70'i karanlık enerjiden oluşmakta. Böylece biz E-Rosita ile madde tayfının genliğini ve madde yoğunluğunu da ölçeceğiz. Bu gördüğünüz gibi 8 tarama sonrasında böyle bir konturlar bulacağız. Bu da %2'lik bir hata payı verecek bize. Yani aslında galaksi kümeleriyle yapılacak en hassas ölçümleri E-Rosita ile yapmayı planlıyoruz. Bunun yanında aslında E-Rosita süper kümelerin bulunması için de oldukça önemli bir teleskop. Biz bunu IFETS'e baktığımızda aslında anladık. Bu IFETS gibi küçücük bir alanda biz sadece 19 tane süper küme bulduk. Bu süper küme dediğimde şu, aslında bu galaksi kümelerinden oluşuyor, çoklu galaksi kümelerinden oluşuyor. Bu cisimler aslında virialize olmamış cisimler. Yani üzerini daha çökmemişler. Ama bir milyar yıl kadar beklerseniz bunlar birbirinin üzerine çöküp yüksek kütleli galaksi kümelerini oluşturacaklar. Şimdi bunlardan en yüksek kütleli olan, şu kuzeyde olan 10 tane galaksi kümesi birbirlerine bağlı. Hepsi de aynı kozmik ağ üzerinde yer almakta. Bizim ilk bulduğumuz süper küme bu sene aslında yayınlandı. Bu 8 tane galaksi kümesinden oluşmakta. Biz bunu E-Rosita ile bulduk. Hyperspectral gözlemlerini de burada görebilirsiniz. Hepsi de aynı kızıla kayma değerinde. Şimdi bu süper kümenin kızıla kayma değeri de 0.35 civarında ve kütlesi de yaklaşık 1.7 10 üzeri 15 güneş kütlesine sahip, oldukça ağır. Kuzeyden güneye 27 megaparsek gibi bir yer kaplıyor. Yani çok büyük baktığınız zaman. Bir de ayrıca üzerine çalışmak istediğimiz konulardan birisi de bu kütle içi ortama aktif galaksi çekirdeğinin etkisi. Yani bu galaksi kümelerine baktığınız zaman merkezdeki galaksi bazen AGN tarafından domine edilebiliyor. Bazen bu AGN aktif oluyor, radyoaktif oluyor. O zaman bu radyo dalgasındaki gözlemlere baktığınız zaman bu jetleri görebiliyorsunuz. Bu jetler aslında bu kütle içi ortamı bayağı karıştırıyor. Bu AGN'ler, bu tür clusterlar, kümeler aslında
cluster küme evrimini çalışmak için önemli cisimler. Ama bu bizim için biraz problem yaratıyor. Şöyle ki, eğer galaksi kümeniz uzaktaysa ve ortasında tam böyle çok parlak bir AGN varsa, bizim algoritmamız bu cisimleri bulduğu zaman yanlış sınıflandırıyor. Yani çünkü onun da nedeni AGN çok parlak, galaksi kümesi çok sönük. O yüzden galaksi kümesini biz bulamıyoruz, o ışınımı bulamıyoruz. Tamamen AGN tarafından domine edilmiş biçimde. Dolayısıyla bunlar AGN kataloğuna giriyorlar. Sonra bunları bulmanın aslında şöyle bir yolu var. Biz AGN kataloğuna giriyoruz. Hepsinin etrafında acaba galaksi konsantrasyonu, kırmızı galaksi konsantrasyonu var mı diye bir bakıyoruz. Mesela bunlar iki tane güzel örnek. Bunlar bizim AGN kataloğundan gelen gayet parlak AGN'ler. Ama sonra optik gözlemlerine baktığımız zaman aslında bu AGN'in sakladığı bir galaksi kümesi var. Aynı kızılda kayma değerinde. Radyo gözlemlerine baktığımız zaman hemen AGN'i görebiliyoruz. Hatta jetlerin loblarını bile görmek mümkün LOFAR'la. Şimdi biz tam 350 tane böyle yanlış sınıflandırılmış galaksi kümesi bulduk katalogda. Bunları da sayarsanız aslında biz tam 900'e yakın galaksi kümesi bulmuş olduk EFETS alanında. Bu galaksi kümeleri aslında çok önemli. Şöyle ki, bazen bu aslında bir ERAS-1'dan yani tarama, birinci taramadan gelen bir gözlem. Siz baktığınız zaman bazı uzak galaksi kümeleri dediğim gibi AGN olarak sınıflandırılabiliyor. Bu galaksi kümeleri de çok önemli galaksi kümeleri bizim için. Çünkü mesela bu El Gordo bunlardan bir tanesi bazen bu galaksi kümeleri çok yüksek kütleli olabiliyorlar, çok uzakta. Bu galaksi kümelerinden aslında biz bulmayı çok beklemiyoruz. Çünkü Lambda CDM model olarak bu galaksi kümelerini çok üretmiyor. Eğer bunlardan birkaç tane bulursak bu Lambda CDM'i aslında çok zorlayan bir olay. Bu El Gordo aslında şişman olan demek İspanyolca'da. Baktığınız zaman kütlesi 2.5, 10 üzeri 15 güneş kütlesine sahip. Çok ağır bir galaksi kütlesi ve bunu biz mesela doğru karakterize edemedik. Bu AGN kataloğuna gitti. Bunun aynı seviyede bir bullet cluster dediğimiz kurşun kümesi var. Bu da çok ünlü bir küme. Gördüğünüz gibi bu bizim ilk taramamızdan elde ettiğimiz gözlem. Chandra ile bakarsanız tabii daha güzel detaylarını görebiliyorsunuz. Şimdi EFETS'de böyle bir durumla karşılaştık. Tabii bu galaksi kümesi bullet'a çok benziyor. Ama balıt kadar çok ağır değil. Ayrıca biraz daha yakın bize. Şimdi böyle çok galaksi kümesi bulmayı planlıyoruz biz ilk taramada. Ve bunun için gerçekten heyecanlıyız. Şimdi ilk taramadan bahsetmişken ben biraz size sonuçları göstermek istiyorum. 30 yıl önce Rosat ilk gökyüzü taramasını size gösterdiği zaman böyle bir harita çıktı ortaya. Yani gördüğünüz gibi aslında çok güzel detayları görebiliyorsunuz şu şekilde. North Spur dediğimiz burada bir structure var. Sonra Rosetta'ya baktığınız zaman tabii ki çok 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 daha detayları görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir harita. Ve biz ilk defa bu haritaya baktığınız zaman North Spur'un aslında bir simetrik olduğunu gördük. Güneyde de aynı şekilde bir yapı var. Ve bu bizim ilk Nature makalemizdi mesela. Bu haritada siz hem Rus tarafını hem de Alman tarafının verilerini görüyorsunuz. Ve bu haritada tam 1 milyon X ışını kaynağı var. Bunların %80'i tabii ki yine AGN dediğimiz doksasal kaynaklar. Ama %20'si de galaksi kümeleri. Mesela bakarsanız bu gayet bir galaksi kümesi, biliyorsunuz artık gayet dağınık görülüyorlar. Bunların üzerine yoğunlaşırsanız aslında Chandra ile bakarsanız mesela bunlar gerçekten gökyüzünde çiçek gibi görünen
kümeler. Eğer bizim tarafımızın datalarına bakarsanız, biz sadece Alman tarafında 11 bin yeni galaksi kümesi bulduk. Tabii daha önce de yapılmış taramalar vardı. Radyo bandında SPT ve ECHLE, tabii onlar dünyada olduğu için çok kısıtlı bir alanı gözleyebiliyorlar. Bir de ROSAT'la baktığınız zaman tam 1500 tanesini bu kümelerin zaten biliyorduk. Ama 10 bin tanesi yeni galaksi kümeleri. Tabii en önemli şey bunların koordinatlarını biliyoruz ama nerede olduklarını bulmak, değil mi? Kızıla kayma değerlerini bulmak. Onlar için de biz böyle arşivdeki optik teleskoplarla yapılmış taramalara bakıyoruz. Bunların içinde PanSTAR var, NOAA-R var, DESI var. Bunların fotometrik gözlemlerine bakıp bunların kızıla kayma değerlerini bulabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 5000 tanesi sadece burada görünüyor ama biz tabii hepsinin 10.000 tanesinin bu ölçümlerini yapmayı planlıyoruz. MPE aslında şöyle bir programı var. Biz Sloan ve Formos'ta üyeyiz. Bunun için gerçekten çok paralar yatırdı MPE. Çünkü olay şöyle, Sloan ve Formos aslında tarifsal gözlem yapan teleskoplar. Formos henüz yapılma aşamasında, daha gözlemlere başlamadı ama Sloan hala çalışıyor. Bu iki köşe dağılımı size aslında fotometrik kızıla kayma ile tarifsal kızıla kaymanın arasındaki farkı göstermekte. Burada galaksilerin gri renkte, galaksilerin evrenimizde dağılımını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi büyük ölçekli yapıları hemen bu galaksi gözlemlerinden bulmak mümkün. Üzerine de çizilmiş kırmızı noktalarda size iyi rozita kümelerini gösteriyor. Eğer fotometrik kızıla kayma değerlerini kullanırsanız gördüğünüz gibi çok bir aslında eşleşme yok bu galaksilerle kümeler arasında, ki olması lazım. Ama bunların tarifsal kızıla kayma değerlerini kullandığınız zaman, tabii ki bu kızıla kayma değerleri çok hassas, bu ölçümler gayet hassas, hemen görüyorsunuz ki iyi Rosita'nın küme gözlemleri galaksileri takip ediyor. Şimdi bu size tarifsal kızıla kayma değerlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor ve bunun için bir planımız var. Bütün galaksi kümelerimizi biz takip edeceğiz tarifsal olarak. Ama ayrıca size iyi Rosita'nın büyük ölçekli süper kümeleri ya da yapıları bulmadan ne kadar kabiliyetli olduğunu da gösteriyor. Şimdi eğer beni tanıyanlar bilir, eğer konuşma verirsem ve 3.5 keyvi taş çizgisinden bahsetmezsem o benim konuşmam olmaz. Ondan da bir kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında bizim baktığımız alanlardan bir tanesi de bu karanlık madde araştırmaları, bulduğumuz galaksi kümeleriyle ve 3.5 keyvi kilo elektron volt taş çizgisinin bulunması. Onu açıklamak gerekirse 2014'te benim yayınladığım bir makalede 73 galaksi kümesinden gelen gözlemleri birleştirip, XMM-Newton teleskobuyla yapılmış gözlemleri birleştirip bu tarifsal çizgiyi buldum ben. Bu tarifsal çizginin de estetiksel anlamlı seviyesi aslında önemli. Yani 5 sigma civarlarındaydı. Şimdi biz bunun nereden geldiğini tam olarak henüz bilmiyoruz. 7 yıldır herkes üzerinde çalışıyor ama kimse daha converge olabilmiş değil. Bunun bir astrofiziksel sulfur yük değişiminden kaynaklanan bir teorem var. Ya da karanlık madde bozulumu olabilir ya da karanlık maddenin kendisiyle etkileşmesinden gelen bir sinyal olabilir. Şimdi iyi Rosita ile biz buna bakacağız tabii ki. Çünkü bizim istatistiksel verilerimiz var. Bunun için kendi galaksimize bakmak istiyoruz. Şimdi galaksimizin en büyük özelliklerinden biri de bize çok yakın olması. Dolayısıyla 3.5 tarifsal gözlemlerinin galaksimizde dağılımını görebiliriz. İyi Rosita ile 8 tarama sonucunda. Ama galaksi kümelerinin biz gözlemlerini de birleştirip bu banda bakmayı planlıyoruz. O da zaten yeni sonuçlar elde etmeye başladık.
Son olarak söylemek istediğim şey, bizim çok dalga boyunda da takip programlarımız var. Özellikle radyoda Australian SKA ile, LOFAR'la, ASCAP'la, Meerkat ve South Pole Teleskop'la anlaşmalarımız var. Eğer bir ilginç bir kaynak bulursak hemen arkadaşlarımıza gidip bunları takip eder misiniz diyoruz. Ayrıca Chandra ve XMM Newton'la X ışını takiplerimiz de mevcut. Zaten optik bandını da daha önce açıkladım. Özetlemem gerekirse, iRosita gerçekten beklentilerin üzerinde performans gösteriyor. Bu bizim ilk test alanında her derece karede 4'ten fazla galaksi kümesi gördüğümüzü, bulduğumuzu söyleyebiliriz. Ve küçük gruplardan çok yüksek kütleli uzak galaksi kümelerine kadar hepsini buluyoruz biz iRosita ile. Gerçekten performansı etkileyici. İlk data verileri erişime Haziran'da açılacak. Sanıyorum onunla bayağı ilgilenebilirsiniz. Bunlar da bizim o splash dediğimiz olayda yayınlayacağımız makalelerden bazıları. Benim söylemek istediklerim bu kadar. İsterseniz sorulara geçebiliriz. Çok çok teşekkür ediyoruz Esra Hocam. Bu kadar güzel, derin ve kapsamlı konuşmanız için ve çok da heyecanlı gerçekten. Konuşmanız da, konu da çok heyecanlıdır. Şimdi soru cevap bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Soruları chat üzerinden alıyoruz. Mesaj yazın. Çok isterseniz mikrofondan da sorabilirsiniz. Ama soruları sesli sorduğumuz zaman kısa tutarsak daha fazla soru sorma şansımız olur. Sonuçta biz online değil, yani sınıfta değilik. Lütfen sorularınızı yazın gelsin veya söyleyin nasılsa. Hocam bu arada arkadaşlar yazana kadar ben soru sorabilir miyim size? Tabii ki. Buyurun. Şimdi siz analizlerinizden o aktif galaksi çekirdeklerini çıkarıyorsunuz. Yani kara delikleri. Onlar Rus tarafı mı onu inceliyor? Onlar 1 milyona kadar kara delik bulacaklarını veya bütün kara delikleri evrende bulacaklarını iddia ediyorlar. Onların hepsi galaksi merkezleri değil mi? Yıldız sistemlerindeki kara delikler değildir. Dolayısıyla o kuvvetli X ışın kaynaklarının hepsinin kara delik olduğu mu düşünülür yoksa başka da var seçenekler? Bazıları star, yıldız da olabiliyor tabii. Ama çoğunluğu aktif galaksi kümesi, yani aktif black hole, kara delik. Rus tarafı sadece yarısını, gökyüzünün yarısını kullanabiliyor, verilerini kullanabiliyor. Biz de yarısını kullanıyoruz. Bu yarısında eğer black hole, kara delik bulurlarsa, tabii bu bizim galaksi kümesi grubuna ait bir data değil. Bunu bizim AGN grubumuz var. Onlar buluyorlar, onlar karakterize ediyorlar, onlar takip ediyorlar. Yani bizim de böyle bir grubumuz var aslında. Optik gözlemler dediğiniz zaman dünya üzerindeki teleskoplar kullanılabilir mi? Yoksa o da optik uzay teleskopları? Optik uzay teleskopları da kullanılabilir ama çok pahalı yani gözlemleri. Sadece Hubble var, Spitzer var. Onlar, Spitzer artık çalışmıyor sanıyorum ama onlara teleskop proposal'ı yazmanız gerekiyor. Bunlar gerçekten zor. Bizim kullandığımız teleskoplar hep dünya üzerinde. Hep dünya üzerinde. Hocam chat'te çok teşekkür ederim. Chat'te sorular var. Siz okuyabilir misiniz yoksa? Tabii ki. Görebilir misiniz? Görüyorum. Üzerinden geçerek siz kendiniz bakarak cevaplar mısınız lütfen? Ali Murtaza selamlar. iRosita'dan kullanılan iRosita'da kullanılan detektör çeşididir. Teşekkürler demiş. Merhaba. iRosita'da CCD dediğimiz detektörleri kullanıyoruz. Yani bu aslında XMM Newton'da olan PN teknolojisine çok yakın bir şey. Tabii biraz daha optimize edilmiş bir detektör. Ebru Aytekin'den
gözlenen veriler gözlem süresince ne kadar sonra sunulacak? Yani biz veriye ulaşabildiğimizde gözlem üzerinden ne kadar süre geçmiş olacak? Şimdi bu aslında yanıtlaması gerçekten zor bir soru. Çünkü aslında plan her gökyüzü taramasından 2 yıl sonra bu verileri erişime açma şeklindeydi. Ama bazen tabii gecikmeler olabiliyor. Ama plan bu şekilde. Ziya Engin Erkmen demiş ki bizim bildiğimiz galaksi görüntüleri şekilleriyle atmosferde oluşan thunderstormları uydu görüntüsü çok benziyor. Bu bir tesadüf mü yoksa akışkan bir ortamda ya da bilmediğimiz ortamda kütle çekimin bir sonucu mu? Ha. Şimdi bunu çok bilemeyeceğim çünkü çok farklı ortamlar. Bizim bahsettiğimiz galaksi kümelerindeki ortam 100 milyon derece sıcaklıktaki bir gaz. Tabii bu bizim atmosferimizle karşılaştırılamayacak kadar sıcak. O yüzden bunun hakkında pek yorum yapamayacağım. Kusura bakmayın, yani özür diliyorum. Muammer Kayatekin demiş ki teşekkürler öncelikle. Alan dışıyım. İpliksi yapı kavramını anlayamadım. Tüm uzay için geçerli mi? Soru basit olduysa kusura bakmayın. Gezegen ve uydular arasında da var mı bu yapılar ve bunlar nedir? Teşekkürler. Bu ipliksi yapılar normal bildiğimiz madde aslında. Baryonlar yani. Gruplardan oluşabilir, küçük galaksilerden oluşabilir ya da çok düşük çok düşük sıcaklıktaki gazlardan da oluşabilir. Yani bu aslında bildiğimiz galaksi kümelerini birbirlerine bağlayan diyelim ki gaz. Ve evet her yerde evrenimizin her yerinde var. Hello everyone. What is the point of analyzing the galaxy's sands? Bu soruyu pek anlayamadım ben. Şam istersen biraz daha açmaya çalışırsan cevap vermeye çalışırım ben de. Enise Nihal Hocam. Merhaba Nihal Hocam. Özellikle bizlerle birlikte olduğun için çok teşekkürler. Konuşman çok ilginç oldu. Rosita'nın gözlem dataları public domain'e açılacak. Dataları kullanmak isteriz. Bu datalar bize survey dışında individual galaksi kümelerine bakmamızı sağlayabilecek mi? Biraz bir konuyu açarsan seviniriz. Tabii ki. Şimdi biz bu ilk CalPV döneminin aslında datalarını erişime açacağız. O da 28 Haziran'da olacak. O gözlemlerin içerisinde 3 tane individual galaksi kümemiz var aslında. Bunlardan bir tanesi bir galaksi grubu, şimdi tam hatırlayamıyorum, NGC. Diğeri Abel 3266, bir tanesi de 3158. Yani 3 tanesi var aslında. Bir de Abel 3391, yani 3391 ve 95 kümesi de erişime açılacak. Sonra da zaten EFEDS alanında 542 tane galaksi kümesi var. Yani oldukça zengin bir data diyebilirim. O da 28 Haziran'da erişime açılacak. Azerbaycan'dan selamlar. Bugüne kadarki araştırmaların sonucu olarak fikrinizce farklı galaksilerde hayat gibi biz bir şeyler hissettiniz mi? Çok hissetmedim. Diğer galaksilerdeki hayat ekşili yaygınsa ben tabii bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Kuantum kompütörünüz olduğunda araştırmanızda zaman kazancınız ne kadar olabilir? Tabii bunu çok bilmiyorum. Bizim süper kompütör merkezlerimiz var. Orada bütün araştırmalarımızı, hesaplarımızı yapıyoruz. Ama bunların hiçbiri kuantum kompütör değil tabii ki. Ama ona geçer miyiz? Ne kadar hızlı olur? O konuda pek bir fikrim yok. Ebru Aytekin. Merhaba Ebru. Chao ya da SAS gibi kendine özel bir analiz programı olacak mı? Evet.
Buna biz İSAS diyoruz. İSAS kendine, eRosita'nın kendine ait software'i. Onu da zaten data verileriyle beraber biz erişimi açacağız Haziran'da. Ziya Engin Erkmen demiş ki, why thunderstorms and galaxies have the same shape? Ben bunu demek istedim. What is the reason of helical shape of galaxies? Üzgünüm. Gerçekten bu sorunun cevabını ben bilmiyorum. Belki galaksilerde uzman birine sorarsanız o bilebilir. Ruslar yumuşak X ışını kaynaklarının optik gözlemlerini yer temelli TÜBİTAK TÜG RTT 150 ile gözlemliyorlar. Alman tarafının da optik gözlemleri uzay değil de yer temelli teleskoplarla gözlenmiyor mu? İhtiyaç yok mu? Mesela kaynağının tanısı için faydalanılabilir. Evet, bizim de yer tabanlı optik gözlemlerle aslında X ışığı kaynaklarını takip ediyoruz. Bunların arasında mesela güneyde, bizim alanımız güneyde olduğu için Çili'de yer alan teleskopları mı çoğunlukla kullanabiliyoruz. Sanıyorum TÜBİTAK, TÜG biraz daha kuzeyde ve Ruslarla biraz daha fazla alan, ortak alanı var diye biliyorum. Güneyle, yani Alman tarafıyla ne kadar ortak alanımız var onu pek bilemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Teşekkür ederim Göksel Nazik komentin için. Sabriye Seven demiş ki, taramalarınız sonucu elde ettiğiniz haritada ekvator hattında derinliğin fazla olmadığını, kutuplarda daha fazla derinlik olduğunu söylediniz. Bunun nedeni ne olabilir? Bu tamamen stratejik. Bu bizim survey strateji, yani tarama strateji dediğimiz bir şey. Bunu aslında daha önceden, ilk teleskobu fırlatmadan bunu karar verilmiş bir şey. Yani bu mesela kutuplar, iRosita kutupları normal geometrik kutuplardan, jeolojik kutuplardan farklı. Şimdi kutupların seçimini LMC, Large Magellanic Cloud civarında seçmişler. Çünkü tabii o ben gelmeden çok önce belirlenmiş bir şeydi. Onun da amacı şöyle, oradaki eğer derinliği arttırırsak bu transient science dediğimiz değişken source, değişken cisim galiba biliminde tabii daha çok source cisim detekt edebilirler, bulabilirler diye sanıyorum o da. Ali Yarda Gençil demiş ki, Rosita galaksi içerisindeki bize yakın X-ray'de sönük kaynaklara, nötron yıldızlarına bakılıyor mu? Çalışan gruplar hakkında bilginiz var mı? Evet, aslında şöyle söyleyeyim o zaman. Çünkü ikinci kere geldi bu soru. Bizim iRosita, Alman iRosita konsorsiyumunda birçok gruplar var. Bunlardan galaksi kümeleri, benim grubum, AGN grubumuz var. Bunu Paul Nandra yönetiyor. Daha sonra bir de TDA grubumuz var. Bunlar işte genellikle nötron yıldızlarına falan da bakıyorlar. Daha sonra bir galaksi kümemiz var. Onlar da yakın galaksileri çalışıyorlar. Bu şekilde birkaç grubumuz var. Turgay Çağlar, merhaba Turgay. Hem Field of View hem de ayrıca yüksek angular resolution hem de düşük particle background sayesinde galaksi kümesi alt görüleri daha hassas çalışabileceğini biliyorum. Evet. Bu hassasiyet flux bazında ne seviyede olacak acaba? Bir de daha düşük parlaklıklı galaksi grupları ve galaksi kümeleri gibi iRosita ile çalışabilecek mi? Yarı Türkçe, yarı İngilizce benim uzmanlık alanım zaten. O yüzden özür dilemene gerek yok. Önce ilk sorunu yanıtlayayım. Evet, aslında tabii bizim yumuşak alandaki hassasiyetimiz dolayısıyla outskirtlerini, yani böyle eteklerini, galaksi kümelerinin eteklerini inceleyebileceğiz. Ama problem şöyle, All Sky Survey'de, yani tarama gözlemlerinde derinlik tabii ki çok yüksek değil.
O yüzden bu galaksi kümelerinin bizim kutuplara yakın yerlerde incelememiz gerekiyor. Ama bu tarama safhası bittikten sonra tabii sonraki 3 yılda bunların üzerine yoğunlaşabiliriz. İkinci soruda bir de düşük parlaklık galaksi grupları ve galaksi kümeleri gibi Eta Rosetta'nın gerçekten en çok hani başarılı olacağı yer bu düşük kümeli, düşük parlaklıklı galaksi kümeleri olacak bence. Bunlardan çok büyük sayılarda bulacağız. Hatta biz zaten birinci taramanın sonuçlarını görüyoruz. Bugün size bunları göstermedim ama bir sürü grup bulduk. Gerçekten çok fazla grup bulduk. Tabii bunların tarihsal redshiftlerini ya da kızılı kayma değerlerini bulmak oldukça zor ama bunlardan çok fazla buluyoruz ve bu galaksi kümelerini karakterize etme, onların kümelerinin parlaklıklarını ölçme ya da kütlelerini ölçme Rosetta'nın bence en başarılı olacağı yerlerden birisi. Evet. Sanırım bu da yok. Birkaç tane sorumuz daha var. Merhabalar. Tarama dataları ile chemical enrichment üzerine çalışan bir grup var mı? Bu da çok güzel bir soru. Şimdi Rosetta yumuşak X ışına çok hassas olduğu için bizim galaksi kümelerinde 2 kilo elektron volt ve aşağısındaki iron L-band dediğimiz demir ölçümlerini oradan yapmak mümkün. Şimdi biz bunun üzerinde de çalışıyoruz aslında. Benim araştırma doktora sonrası araştırmacı çalışıyor benimle bu konu üzerinde. Senem Çubuk demiş ki böylesine büyük ve önemli projelerle bizlere ufuk açıcı çalışmalara önderlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Teşekkürler Senem. Sanırım bu da son sorumuz Evet, gibi. sanki bitti gibi sorular. Evet. Öyleyse bu durumda hocam tekrar tekrar size çok teşekkürler. Gerçekten bu konuşmanızla bizi onurlandırdınız. Girişte söylediğim gibi bu bizim için, bizim gençlerimiz için çok bir şanstır. Bu tür sizin böyle önemli yerde, önemli konuların içerisinde, frontiya, ön cephesinde bilimin bulunmanız. Bundan yararlanmalarını ve sizin de desteğinizi dileriz tabii. Öğrencilerimizin, gençlerimizin de bu şansı kullanmalarını dileriz. Umarız sizinle ileriye doğru da işbirliklerimiz, seminerlerimiz, ortak okullarımız devam edecektir. Sizin enstitümüzde COVID musibeti bittikten sonra ağırlamaktan, yüz yüze seminerinizi de dinlemekten son derece mutlu olacağız. Bu düşüncelerle başarılarınızın devamını dileriz, heyecanla bekliyoruz ve ben eminim ki çok güzel başarılarla ortaya çıkacaksınız hala. Her şey Bu için hale çok teşekkür başlangıçtır. ediyorum. Bu Evet, hale doğru. başlangıçtır. Evet, doğru. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ben de sizinle yüz yüze tanışacağım günü dört gözle bekliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi Sağ olun. O akşamlar. zaman dilerseniz burada bitirebiliriz. Tamam. Herkese iyi akşamlar, size de iyi akşamlar.